Yeni saate girmek üzere, saatlerimiz 7'yi göstermek üzere ve ikinci bölümle tekrar karşınızdayız sevgili seyirciler. Yine sınır ötemizdeki o önemli gelişmelerle bu saate de başlayalım. Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Halep'te kritik gelişmeler yaşanıyor. Silahlı muhalif grup Heyet Tahrir Şam, Halep'e taarruz başlattı. İdlib ve Halep'te 56 köyle önemli noktayı ele geçirdi. Muhalifler Halep'in dış mahallelerine ulaşmış durumda ve kente de 1 kilometre kadar yaklaştı. Çatışmaların genişlemesi sonucu yeni cepheler de açıldı. Rejim güçlerinin saldırıları sivil kayıplara sebep oluyor. Suriyeli muhalifler rejim güçlerinin kontrolündeki Halep'e sürpriz operasyon başlattı. Bu Mart 2020'den bu yana taraflar arasında yaşanan ilk büyük çatışma. Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam çarşamba günü harekete geçti. Bunun üzerine Suriye ordusu sivil yerleşim yerlerini karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı. Ancak HTŞ güçlerinin ilerleyişine engel olamadı. Heyet Tahrir Şam, Halep Neyrap askeri havaalanına dronlarla saldırı düzenledi ve bir helikopteri imha etti. HTŞ söz konusu bölgelerde Suriye ordusuna ait ağır silahları ve askeri araçlara el koyarken onlarca askeri esir aldı. Çok sayıda asker de öldü. İran basını ise devrim muhafızları ordusu komutanlarından Tuğgeneral Kiamurs Haşimi'nin Halep'in batısına düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu. Saldırının arkasında İsrail bağlantılı teröristler olduğu ileri sürüldü. Diğer yandan Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Dar ed-İzze ve Etarip ilçelerinde sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi. 12 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı. Çatışmalar Halep merkezine doğru yoğunlaşırken yaklaşık 10 bin sivil İdlib kırsalına sığındı. Muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı operasyon, rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamalarıyla genişlemeye yol açtı. Yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'in doğusundaki Serakip bölgesinde de çatışmalar başladı. Esad rejimi kontrolündeki 5 köy ele geçirildi. Peki gerilimin fitili nasıl ateşlendi? Son dönemde rejim güçleri ve milis grupların İdlib'e yönelik saldırılarında 30'un üzerinde sivil hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi de yaralandı. Son olarak bir Kur'an kursuna düzenlenen saldırıda 3 çocuk öldü. Bunun üzerine rejim karşıtı gruplar düğmeye bastı. Suriyeli muhalifler 2011'de ele geçirdikleri Halep'i 2016 yılında Rus savaş uçaklarının desteğini alan Esad rejimine bırakmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine silahlı muhalif gruplar sivillerle birlikte İdlib'e tahliye edilmişti. Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Halep, ülkede patlak veren iç savaş öncesi Suriye'nin en büyük kenti ve finans merkeziydi.